Herkese merhaba. Bugün ben denebunu.com'dan gelen ilk kutumu sizinle birlikte açacağım. Ben bu fikri Fikir Kutusu YouTube kanalından öğrendim. Bir ay kadar önce seyretmişim, öğrenmişim. Onu ben ekran görüntüsü olarak aldım. Şimdi arkadaşımın kanalına bakalım. Sonra ben devam edeceğim. İlk önce annem babam falan denediği zaman gerçekten güzel oluyor. Sadece benim için değil, onlar da denemiş oluyorlar. Hani böyle birden fazla ürün veya orijinal boy ürün olduğu zaman ben daha çok seviniyorum tabii ki. Evet, tekrar fikir kutusuna çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımın linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Çünkü o dene bunu konusunda çok deneyimli ve birçok kutu bugüne kadar almış birisi. Denebunu.com'u ben biraz öncesinde bahsetmek istersem, şöyle bilgisayardan anlatmak istedim aslında ama ekran çok güzel olmadı. O yüzden vazgeçtim. Şöyle televizyondan siteyi açtım size. Zaten burada da adı var. İnternete, Google'a denebunu.com yazdığınız zaman zaten site karşınıza çıkıyor. Sitenin amacı farklı ürün şirketleri, onlara ürün gönderiyor, numune ürünler. Bazen de fikir kutusunu söylediğine göre gerçek boyutlu ürünler de olabiliyormuş. Siz bu ürünleri deniyorsunuz ücretsiz olarak ve yorumlara da yorumlarınızı geri dönüyorsunuz. Denebunu.com'a üye oluyorsunuz arkadaşlar. Ben 13 Temmuz'da üye olmuşum. 30 Temmuz'da bu kutu benim ekranıma yüklendi ve ben istiyorum'u tıkladım. Yani günlük olarak girip istedikleri denebunu.com'u ziyaret edip bakıyorsunuz. Size tanımlanmış bir kutu var mı, yok mu? Belki 30 Temmuz'a kadar bana kutu tanımlandı ama girmediğim gün oldu, bilemiyorum tabii ki. Ama 30 Temmuz'da girdiğimde baktım ki 3 saat içinde onaylayınız gibi bir not vardı. Hemen onayladım ve kutum bana ulaştı. 10 Ağustos gibi diyebilirim. Şimdi birlikte bu kutuyu açalım. Eğer siz de denebunu.com'u denemek isterseniz bu adresten ulaşıp profilinizi tam doldurursanız kesinlikle kutu geliyor. Bakın bu benim ilk kutum. Bakalım bundan sonrakilerde geldikçe açacağım. Ayda bir defa kutu gönderiyorlarmış. Bunun için ben biraz bunu eğeyim. Şöyle. Evet. Biraz geri alarak kendimi ayarlamış oldum. Kutu şu şekilde, kendinde kapalı. Ben de sizinle birlikte ilk defa açacağım. Açalım. Kargo poşetinden çıkardım özellikle. Burada onu açmak istemedim. Balkon da çok sıcak. Bakalım. Sanırım şöyle yandan açılıyor. Sanırım bizim içecekleri sevdiğimiz profilden anlaşılmış. Bu gerçek bir boyut yani. Bunun numune olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 250 mililitrelik Fruko'nun. Ben hiç tatmadım gerçekten. Cool Lime. Belki de yeni bir ürünü bu Fruko'nun. Deneyeceğiz soğutup. Böyle koyayım. Biraz açalım. Çıkardım, buraya koyayım. Devam ediyorum, bakalım ne çıkacak. Oo, bu da bayağı gerçek bir boyuta benziyor. Gerçekten hiç numune gibi durmuyor. 75 mililitre Colgate'in diş macunu. Natural Extras diyor. Aloe Vera'lı diyor. Ve floritli bir diş macunu. Ben floritli diş macunlarını tercih ediyorum. Bunu daha önce Envey'in diş macunlarında da çünkü florit var. Ben Envey'in ürünlerini kullanıyorum bu ürünler anlamında ama firma gönderdiğine göre ve denebunu'ya ben bir anlaşma yaptığıma göre bu ürünleri deneyeceğime göre bu ürünü de deneyeceğim. Floritli ürün kullanma sebebim, yani bazıları floru tercih etmiyorlar, hani olsun istemiyorlar ya, vücudumuza alıyoruz işte, beynimize florur daha doğrusu ulaşıyor gibisinde. Ama diş macunlarındaki florür
bizim diş minnelerimiz için çok gerekli ve bize zarar verecek bir miktarda değil. Artı yutmadığımız için de vücudumuz tarafından emilmiyor. Diş minnelerimiz için o yüzden florür çok önemli. Onun mesela bir teflonda yemek yaptığımızda ya da en basitinden bir soda içtiğimizde çok fazla miktarda florür alıyoruz. Hani flor almak istemiyorsanız vücudunuza diş macunu dışındaki şeylere de dikkat edin derim. Bunu deneyeceğim. Bakalım aloe vera'lı. Şöyle yakından da göstereyim. Colgate'in bir diş macunu. Belki de yeni çıkardı bu ürünü. Bakalım. Ne koyduk? Görünüyor mu? Görünüyor. Bakalım başka ne var? İçecek yine. Oo, çok değişik. 7 gün. Şöyle göstereyim. 7 gün blue. Benim şöyle isabet oldu o jemle de. 7 gün blue. Bakayım ne diyor. Yaban mersini ve portakal aromalı gazoz. Yaban mersini harika. Yaban mersini 7 gün. Deneyeceğiz bunu da. Teşekkür ederiz. Bu da artık ama bu sanırım numune olabilir mi? Belki de 250 mililitre. Yani gerçek de olabilir bu. Boyutu gayet iyi. Da koyalım. Evet. Daha var. Bakalım neler var. Evet. L'Oreal Paris. Oo, hyaluronic acid. Şöyle bana 2 tane gündüz numune kremi göndermişler. Teşekkürler L'Oreal'den. Ben de hyaluronik asitli ürünler almaya çalışıyorum. Çünkü etkisinin çok olduğunu biliyorum. Aslında bunları denedikten sonra da bir video çekilebilir. Onu düşündüm şimdi. Şöyle görünüyor değil mi? Bakalım etkileri neymiş? Kırışıklık görünümünü azaltır. Yoğun şekilde nemlendirir. Pürüzsüzleştirir. Bakalım deneyeceğiz L'Oreal. Buraya koyalım. Bakalım başka ne var? Bir şeyler daha var. Sesu. Sesu'nun bir ürünü var. Sesu'nun... Evet, açayım ben bunu. Sesu. Bakalım. Tüy dökücü krem. Güzel. Deneyebilirim. Bugünlerde biliyorsunuz gitmek çok zor. Cesaret istiyor kuaförlere gitmek. Şöyle göstereyim. Hassas ciltler için tüy dökücü kremmiş. Aslında ya çok isabet oldu çünkü ben bu tür bir ürünü alıp denemeyi planlıyordum. Şimdi almama gerek kalmadan bana bir hayli de var içinde. Ne kadar... 15 mililitreymiş. Evet, bu numune. Numunedir, satılmaz diyor. Sanırım şununla kullanacağım. Ayrıntılı ben onu okurum ve denerim. Siteye de yorumumu yazarım bununla ilgili. Bu gerçekten benim için isabet oldu. Belki de hani profilimi tam doldurmak diyor. Profili tam doldurmuştum ben. O bölümden bunu benim için seçmiş olabilirler. Şurada da anlatıyor ürünü. Farklı şeyleri de varmış. Şöyle göstereyim bakın. Bu hassas ciltler için olanmış. Şu yani birinci sıradaki. Sonra killi varmış. Himalaya tüm ciltler için varmış. Bir de kömürlüsü varmış tüm ciltler için. Ne çok çeşidi varmış. Köpükleri de var. Bayağı bir şey öğrendim bu konuda. Kesinlikle çok iyi. Bunu deneyeceğim. Şöyle koyalım. Bu neymiş? Bu bir parfüm. XO. Hiç duymadığım bir marka. Deneyeceğim. Şöyle bir numunesi var içinde. Hatta bunu çıkaralım. Deneyelim. XO Bella Vista'ymış. İçinde... Neler olduğu burada yazıyor mu? Onu bilemedim. Alüminyum içermez, leke bırakmaz diyor. Woman, Bella Vista. Farklı şeyleri de var. Bilen vardır belki bu markayı. Bakalım nasıl bir parfümmüş.
Ondan korkunç, şöyle yapalım. Açamadım. Küçük bir numune var ama bayağı şu yukarı doğru çekmem. Güven, bayağı güvenli olarak paketlemişler. Sesi uçuyor. Bileğimde deneyeyim değil mi? Ne ki bunun içindekiler? İnternete girip bakacağım. Nasıl diyeyim? Baharat denmez buna. Harika bir gece kokusu bu. Evet, çok güzel. Beğendim. İkisi o. Bakalım kalıcılığını falan yorumumda yazarım. Siteye böyle bıraktım. Evet, şöyle yapalım bunu da. Bunun önüne konalım. Görünüyor mu? Birazdan yakından çekerim olmazsa bunları. Evet, şimdi ürünler bitti kutuda ama şöyle şey var, iki tane. Hyaluronik asitin kremin açıklama broşürü varmış. İki çeşit hyaluronik asitin yüksek konsantrasyonlu güçlendirilmiş formülü ile daha parlak, pürüzsüz ve genç görünen bir cilt diyor. Şöyle. Evet, buradaydı onun da numuneleri. Evet, ilk okumam gerekeni en son bulmuşum. Şöyle, dene bunu kutusu keyfini çıkarman dileğiyle, dene bunu bana şöyle bir kart koymuş içine. Göstereyim size de. Bizi bu ana tanık etmeye ne dersin diyor. Bu kutuyu Instagram'da dene bunu etiketiyle paylaş. Dene bunu ekskluzif kutusu kazanacak şanslı kişi olma fırsatını yakala. Şansını arttırmak için kutundaki markaları etiketlemeyi unutma. Evet, denebunu.com Instagram sitesi de varmış. Ben Instagram'ına takipçi olmuştum. YouTube olunca hep aboneye alıştım burada. Instagram takip etmeye başlamıştım onları. Ben ne yapacakmışım? Dene bunu etiketiyle Instagram'da paylaşacakmışım. Tabii yaparım. Gönüllüyüm sonuçta bu konuda. Herhangi bir ücret ödemedim. Ve ürün denemeyi seviyorum. Onları etiketleyeceğim. Ve tabii YouTube'da da paylaşmış olacağım bu şekilde. Bakalım. Evet, Instagram için ben şimdi resim çekeyim. Çektiğim resmi de şey yaparım. En sonuna koyarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Denebunu.com'u siz de denemek isterseniz eğer, bedava ürünler geliyormuş gerçekten. Şimdi biz bu ürünleri deneyimleyip yorumlarımızı siteye bırakacağız ailece. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annem az önce bir şey çekmişti. Size de göstermiştir umarım. İki tane şey içecek gelmiş. İlk önce bunlardan birisini deneyeceğim. Bu mavi bir şey. Mavi. İsmi Yediğin Bulu. Yedi gün bulu. Çok saçma bir ismi varmış. Değişik bir ürün. Şimdi bir koklayayım ilk önce. Bir açalım. Açıldı. Değişik kokuyor. Tamam. Koyalım biraz. Su var mı? Su var mı? Şimdi çocuklar bu tadı beğenmedi. Sıra bende. Bir bakalım bakalım. Çocuklar bence bu tadı benim için üretmişler. Niye? Furuko'ya teşekkürler. Ben çok beğendim. Nasıl ya? Belki de ben yaban mersini tadını ve yaban mersini seviyorum ya. Belki de o yüzden beğendim. Nasıl anne? Evet, en çok hoşuma gitti. Anne nasıl? Hmm.
Ben hiç beğenmiyorum tamam. Valla. Bu... Eski şurubunun tadıyla oynayacak. Şurubuna benzetti ama ben beğendim. Sana göre yemişen evet, yaban mersini sevenler için bu tat güzel.